Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Amerikancı burjuva Kürt hareketinin demi, demir taşı, beş taşı, üç taşı, çamur taşı, bilmem ne taşı Tayyip'le işi kesin kes bağladı. Fakat tıpkı tüm burjuva siyasetçileri gibi insanları ahmak yerine, saf yerine koyuyorlar. Bir, bunlar kendileri akıllı, onun dışında herkes saf. Bunu açıkça söyleyemiyorlar. Ya biz Tayyip'le işi bağladık. 1 Nisan'dan itibaren yeniden Dolmabahçe'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Masaya oturacağız demiyorlar. Yok şöyle oldu da böyle oldu da CHP bize kötülük etti de. Banu Avar'ın deyişiyle üretilmiş muhalefette ses çıkaramıyor siyasileri. Medyası da öyle. Medyası da üretilmiş çünkü. Onlar da Amerikan yörüngesinde, buyruğunda. Banu Avar diyor ya, hem siyasette hem medyada muhalefet olmasın demiyor Amerika diyor. Olsun ama onun sınırlarını da, çerçevesini de biz çizelim. Onu da biz yönetelim diyor. Aynen öyle arkadaşlar bunlar da. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanımız Beştepe bilmem ne diye ahlaksızca söylemlerde bulunurlar. Bu beş taşçıları, üç taşçıları da çıkarırlar ekranlara. Ya öyle mi ya? Ha biz anlamamıştık ya. Şöyle miydi? Ha CHP size kötü davrandı değil mi? Siz kaç seçim desteklediniz ama karşılığını vermedi. Sanki CHP iktidar da elinde vereceği bir şey var da bunlara vermemiş. Bunları çıkarıp meşruiyet sağlıyorlar ya. İhanetlerine açıkça Tayyip'le işi bağladıklarına, demokrasiye de, laikliğe de ihanet ettiklerine meşruiyet sağlıyorlar arkadaşlar ya. Bunları yüzlerine vurmuyorlar. Ya her alanda tam bir ittifaka girdiler bunlar Tayyipçilerle arkadaşlar. Bakın bunların sözcülüğünü yapan artı gerçekten aktarıyorum. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu çözüm sürecinin en kritik aşamalarından biri olan ve 28 Şubat 1915'te deklare edilen Dolmabahçe Mutabakatı'nın 9. yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Dolmabahçe Mutabakatı'nın Kürt sorununun müzakereye dayalı çözümü ve Türkiye'de demokratikleşmenin kapılarını açtığının belirtildiği açıklamada mutabakatın reddedilmesiyle birlikte demokrasi, adalet, özgürlükler ve ekonomide çokluk krizler ard arda gerçekleşmeye başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kürt sorununun demokratik çözümünde Dolmabahçe ruhuna geri dönmenin tüm siyasi öznelerin bu ruha katkı sağlamasının kaçınılmaz olduğunu belirtmek istiyoruz denildi. Evet arkadaşlar, ne diyorlar? Yeniden masaya oturalım. Ya siz bu konuda anlaştınız ya, oturacaksınız. Niye böyle ip geveliyorsunuz şimdi böyle? Yine bunlar buyruk veriyorlar. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu adı altında ki örgütleri, ki bu da PKK'nin demin yönetimindeki bir örgüt, bir çağrıda bulunuyor yeniden Kürt sorununun çözümü diye. Yine bu PKK, PYD, YPG, HDP deme bağlı 107 kuruluş bir araya geliyor temsilcileri bunların. Bunlar da ticaret odaları var Kürt illerinin, baroları var, veteriner odaları var, bunlara bağlı genel işin şubeleri var. Yani demek istediğimiz, bunların yörüngesindeki 107 örgüt, bunlara STK'ler yani sivil toplum örgütleri deniyor ya, hani burjuvazi öyle adlandırıyor. Biz ne diyoruz bunlara? Sivil örümcek. Bunların tamamı emperyalizmin güdümünde ABD'den fonlanan örgütler. Oraların yandaşı örgütler. Onlar bir araya geliyorlar madde madde, işte yeniden Kürt sorununun çözümü için masaya oturulmasının sağlayacağı faydaları anlatıyorlar. Onların da dediği DEM yönetiminin şu açıklamasıyla birebir örtüşen şeyler. Bir araya oturalım, bu sorun çözülsün. Yine bu DEM'in Meral Danış Beştaş ne diyor arkadaşlar? Diyor ki 31 Mart seçimleri sonrasında ortam olursa hükümetle görüşebiliriz. Ya ortamı sağladınız siz. Görüşeceksiniz. Ama niye böyle evirip çevirip eveleyip geveliyorsunuz? Ama burjuva siyasetinin meşrebi, ahlaki seviyesi bu arkadaşlar. Onlar hiçbir zaman gerçeği, doğruları olduğu gibi anlatmazlar halka. Onların bütün mahareti, bütün başarısı halkı
kandırmalarında gizlidir. Halkı en iyi kandırabilen, en iyi aldatabilen, yalanı en gerçekmiş gibi söyleyebilen onların en başarılısı olur arkadaşlar. Tabii Amerika'da arkasında olmak kaydıyla. Yahu Dolmabahçe'yi bırakın. Sizin İmralı'daki şefiniz Abdullah Öcalan ne dedi? Hani bir ara bu çözüm sürecinde bir takım haç kafileleri düzenlendi İmralı'ya. Orada görüşmeler yapıldı. O görüşmelerin tutanakları da var. Yani o görüşmelerde Demirtaş da vardı, sinemacı Sırrı Süreyya da vardı, Pervin Buldan da vardı. Yani daha pek çok PKK'nin o günkü sivil görünümlü temsilcileri de vardı. Hatip Dicle de vardı anımsadığım kadarıyla. Orada Öcalan açıkça söylemedi mi ya? İmralı tutanaklarında kayda geçmedi mi bu? Hani Barzani o zamanlar ne demişti? Ya Abdullah Öcalan bağımsız Kürdistan bile diyemiyor. O Kürt sorununu tam anlamıyla savunamıyor iddiasında bulunmuştu. Onun üzerine Öcalan ne demişti? Ben bağımsız devletten de vazgeçmedim. Hiçbir şeyden vazgeçmedim demişti. E sizin niyetiniz bu ya. Bunu niye açıkça söyleyip de dürüstçe davranmıyorsunuz? Yok Dolmabahçe'ydi, yok bilmem neydi, yok demokrasiydi, yok bilmem neydi diye geveleyip duruyorsunuz ya. Yine bakın Pervin Buldan, izleyin şu videoyu arkadaşlar. Açıkça niyetlerini bu PKK'nin, HDP'nin demin netçe ortaya koyuyor. Buyurun izleyin. Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye'de elde edilen statü. Suriye'de elde edilen statü çok yakın zamanda Türkiye'de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecektir. Ne diyor burada arkadaşlar? Biz Suriye'dekinin tıpatıp benzeri bir çözümü Türkiye'de gerçekleştireceğiz diyor. Kiminle? Aynı Suriye'de olduğu gibi Amerika'yla, Amerika'nın sağdışlığında, Amerika'nın korumasında, gözetiminde ve Amerikancı burjuva bir Kürt devleti kuracağız diyor ya. Niyetiniz bu sizin. Bunu niye açıklamıyorsunuz? Bakın Hüdapar sizden çok daha dürüst. Ne diyor? Açık. Ben Kürtistan devleti kuracağım diyor. Bağımsız Kürtistan devleti kuracağız biz diyor. Bunun için mücadele ediyoruz diyor. Siz bile demokrasi diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz, barış diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz ya. Ne ilginiz var laiklikle, demokrasiyle? Tayyip'in ne kadar ilgisi varsa, Şevki Yılmaz'ın ne kadar ilgisi varsa, Halil Konakçı'nın ne kadar ilgisi varsa, demokrasiyle, laiklikle, özgürlükle sizin de o kadar ilginiz var ya. Bak Şeyh Said'i sahiplenmekte tencere kapak gibi uyuşmadınız mı? Hem Hüdapar'la hem Tayyip Güller'le. Diyarbakır'da Şeyh Said Bulvarı açılması konusunda belediye yönetimi oy birliğiyle karar vermedi mi? Verdi. Şeyh Said kim ya? IŞİD lideri Bağdadi'den bir farkı mı var ya? Afganistan'daki Taliban mollalarından zerrece bir farkı mı var ya Şeyh Said'in? Ne diyor? Ankara'daki kafir iktidarı yıkacağız. Ankara kalesine şeriatın yeşil bayrağını dikeceğiz diyor ya. Burada başta Meral Danış Beştaş, Başak Demirtaş gibi hanımlar gelmek üzere tüm aklını kullanan Kürt kadın kardeşlerimize şu hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer Şeyh Said kazansaydı ve onun ideolojisinde bir Kürt devleti kurulsaydı şu anda Kürt illerinin Afganistan Taliban düzeninden zerrece bir farkı olmayacaktı. Siz çocuk yaşta dedeniz yaşındaki bir erkeğin üçüncü, dördüncü karısı olarak ona hediye edilecektiniz. Size bugünkü hakları sağlayan insan olma hakkını, onurunu veren Huay Milliyeci atalarımızın kazandığı anti-emperyalist birinci ulusal kurtuluş savaşımızın üzerine inşa edilen kısmen de olsa laik cumhuriyettir. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Kaldı ki eğer bu kurtuluş savaşımız zafere ulaşmasaydı Antranik Ozanyan komutasında savaşta çok deneyimli, özellikle gerilla savaşında olan bir komutandır. Ermenilerin bu komutanı, zamanın komutanı. Balkan Savaşı'na da katılmıştır. Bulgaristan'ın Osmanlı'dan koparılmasında da aktif olarak Ermeni çetesiyle birlikte görev yapmıştır. Savaş yapmıştır arkadaşlar. Sonrasında da Bulgar şeflerine sormuştur. Siz özgürlüğü kazandınız, biz ne olacağız diye. Onlar sıra size de gelecek.
siz de başaracaksınız diye rüşveti kelamda bulunmuşlardır buna. İşte böylesine savaş deneyimi olan bir komutanın emrindeki 180 bin kişilik Ermeni ordusu bütün Kürt illerini tarihi Ermeni vatanı diye işgale girişmişti. Eğer daha önce de söylediğim gibi Kazım Karabekir komutasındaki 15. kolordu ve ardından kurulan Mustafa Kemal'in İnönülerin liderliğindeki 1. Anti-Emperyalist Kurtuluş Savaşımızın ordusu olmasaydı bugünkü Kürt illerinde Müslüman Kürt nüfus yaşamıyor olacaktı. Süpürüp kazıyıp geçecekti. O denli de cellat. Anılarında anlatır. Bizim en büyük düşmanımız Kürtler der ve Kürt aşiretlerini nasıl bastığını, aşiret reislerini nasıl katlettiğini övgüyle anlatır arkadaşlar. Bu bakımdan Kuvay Milliyeci atalarımızın kadrini bilin. Laikliğin önemini bilin. Laiklik olmazsa ne demokrasi var, ne özgürlük var, ne insan hakkı var, ne kadın hakkı var, ne çocuk hakkı var. Laikliğin olmadığı bir ülke kadınlar, çocuklar, zayıflar, çalışanlar için cehennemdir. Bu iki Amerikan yapımı, Amerikan yörüngesindeki güç, AKP'liler ve demciler bir araya gelecekler. Dolmabahçe'de nerede kalmıştık deyip oradan devam edecekler arkadaşlar. Çünkü efendileri ABD onlara bu buyruğu verdi. Bu paritası artık Türkiye'de de hayata geçirilmek için, geçirilmesi için haritasının Türkiye'de de hayata aktif olarak bu iki güç davranışa geçecektir. Bunların her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti diye bir derdi yoktur. Her ikisi de laikliğe karşıdır. Demokrasiye karşıdır. İnsani ve vicdani değerler taşımazlar. Maalesef böylesine karanlık günlerde yaşıyoruz işte. Bunları hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bugün de bu konuda birkaç söz edelim dedik. Kalırsa alacaklar. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.